E ee, Bey ne dersiniz? Öncelikle şunu sorayalım. Ee, meclis olarak ne yapacaksınız? Yani nasıl bir harekete geçilecek? Bu konuda bir çalışmanız, çabanız nedir? Ee, i̇kincisi en çok merak ettiğim konu. Yani bunu biraz önce Sayın Metinler nerede söyledi? AK Partili bir milletvekili, hatta bırakın milletvekilinin yine Sayın Metinlerin söylediği gibi bir e, AK Parti içerisinde en alt teşkilatlardan birisi bile olsa öyle birisi yapsaydı Yer yerinden oynamaz mıydı? Yani bambaşka bir şeyler yaşanmaz mıydı? Önce mecliste ne yapacaksınız onu anlatın lütfen. Şimdi zaten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda bir Adalet Bakanlığı'na ulaştırmak üzere bir fezleke hazırladı benim bildiğim kadarıyla ve önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı'na gelecek. Oradan da bu fezleke meclise gelecek. Bizim tabii Cumhur İttifakı olarak tavrımız bu konuda çok net evet. ve belli. Böyle bir terbiyesizliği, böyle bir ahlaksızlığı asla tasvip etmemiz mümkün değil ve gereğini yapacağımızı milletvekili olarak buradan ifade edebilirim. Yani nitekim az önce şehit ailelerimizi dinledik. Özür dilerim. Gereği nedir? Hani biz bilme, meclisi Tabii. bilmeyenler için anlatın bize. Yani ne, nasıl bir yol işlenecek? Ne yapacaksınız? İşte ne yapabileceksiniz? Dokunulmazlığının kaldırılmasıyla alakalı hazırlanan Hı. bir fezleke zannediyorum bu. Evet. Ve bu Adalet Bakanlığı'ndan geldiğinde meclis başkanlığının bir takdiriyle genel kurulun gündemine gelebilir. Hı hı. Burada tabii e, hukukçu misafirimiz de az önce ifade ettiler. Birkaç farklı yöntem var. Yani ortak karma bir komisyon kurulması söz konusu olabilir. Daha sonra bu genel kurulda milletvekillerinin oyları ile e, oylanması söz konusu olabilir. Ben tekrar söylüyorum. Bu konuda gereğinin yapılması demek yani az önce şehit ailelerini hep beraber dinledik. Evet. O acılı annelerin, babaların e, hissiyatını çok net bir şekilde duyduk, gördük. E biz milletin vekili değil miyiz? Millete vekalet ettiğimize göre milletin hislerine tercüman olmak da bizim yapmamız gereken şeydir. Dolayısıyla biz MÜTÜF TÜRKKA'nın orada görev almaması için, milletvekiline devam etmemesi için gereken her şeyi yapacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak zaten tavrımız belli. Cumhurbaşkanımız da bunu çok açık ve net ifade etti. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapacağız. Yani... AK Partili bir siyasetçi bunu yapsaydı hı hı. ne olurdu sorusunun cevabı çok açık. Yani bu konularda maalesef yalan söyleme, algı oluşturma ve herhangi bir hatada o hata yapanı ölümüne linç etme, yaşam hakkı vermeme meclisecine linç etme konusunda biliyorsunuz muhalefet çok mahir. Ee, ama ben bunu şuradan e, düşünüyorum. Biz ne kadar bir olayın hata olduğunu, yanlış olduğunu söylesek de biz ahlak sahibi insanlarız. Biz erdem sahibi insanlarız. Bizim sınırlarımız var. Bizim bir yanlışa, bir hataya mukabele ederken kendimize koyduğumuz bazı sınırlar var. Ama maalesef görüyoruz ki muhalefette bu yok. Zaman zaman tabii ki her siyasetçi hata yapabilir. Bizim de siyasi partimizde hatalı söylemler kullananlar oldu ama ben burada başka bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Evet, evet. Yani bakın hata yapmak başka bir şeydir. Söylenen bir söze reaksiyon olarak bir şey söylemek, Bambaşka bir şeydir. Ben burada Lütfü Türkkan'ın bilinçaltını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bakın şehit yakını, şehidin abisi orada kahvaltıya gidiyordu diyor en son küfürü yemeden önce. Evet. Yani orada e, Meral Akşener'in Demirtaş'la kahvaltıya yapmak isterim söylemini aslında bir atıf yapıyor. Evet. Kahvaltıya gidiyordu diye. Bu o kadar öfkelendiriyor ki Lütfü Türkkan'ın aslında şehitlere, şehit yakınlarına, bu millete nasıl baktığını aslında bu millet hakkında ne düşündüğünün bilinçaltı bir anda o öfkeyle ortaya çıkıyor evet. diye düşünüyorum. Yani bu sıradan öylesine yapılmış bir hata değil. Daha sonra yapılanlara bakıyoruz. Yani grup toplantısında biz hepimiz önce siz de çok güzel vurguladınız. Ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. Asla ne Lütfü Türkkan, ne Meral Akşener, ne İyi Parti kurumsal olarak milletten ve şehit yakınlarından asla özür dilemiş olmadı. Evet. Şehit yakınını, şehidin abisini, şehidin bacısını asla cümlelerin içerisinde bile özür kelimesiyle aynı cümle içerisinde kullanmadılar. Evet. Lütfü Türkkan'ın videosunu iyi izleyin. Meral Akşener'den özür diliyor ve güya milletten özür diliyor. Ama ya sen küfrü şehit yakınına ettin. Hatta Sayın Metin söylediği gibi şehidin bizzat kendisine ettin Ama evet. <laughs> senin o özrü önce onlardan dilemen lazım. Bir hata yaptıysanız önce muhatabından özür dilersiniz. Yani burada Şehitten bile, şehit yakınlarından bile özür dilemekten aciz bir yaklaşım görüyoruz. Ama şimdi burada bir hatırlatmayla tekrar size sözü vereceğim. Bir arkadaşlar gönderir misiniz? Şimdi bir afiş var. İyi Parti'de İyi Parti bir afiş hazırlıyor. Yani e, afiş enteresan. Hani Hazreti Ömer'in adaletinden dem bir afiş. Gönderin arkadaşlar. Bakın bu İyi Parti'nin tanıtım afişi. Pek çok yerde göreceksiniz bunu. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi İyi Parti Berrak Şener Ömer'in yolu. Şimdi Ömer'in yolu dediği kim? E, Hazreti Ömer'den bahsediyor. Dört halifemizden bir tanesi Hazreti Ömer'in adalet timsali olduğu söylenir bildiğiniz üzere. Orada e, Hazreti Ömer'e ithafen Ömer'in yolu deniyor. İşte Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve siyah, Türk siyasetinin öne gelen isimleri de teker teker oraya sıralanmış. Şimdi öyle ki yani Türk siyasetinin önüne gelen isimleri ama yani sağdan da var soldan da var. Asılanlar da var, öldürülenler de var, kıymeti bilinmeyenler de var, suikaste işte gidenler de var. Bütün hepsi toplanmış ve orada Ömer'in yolu ifadesiyle İYİ Parti şimdi çünkü ortaya çıkıyor. İddia, biz Hazreti Ömer gibi e, adaleti sağlayan adaletli bir partiyiz. İddianın sahibi kim? İyi Parti. Genel Başkan da Meral Akşener. Koskocam da fotoğrafı oraya yapıştırmış. Şimdi bunu eğer ortaya sürüyorsanız ve bu kadar sağlam bir iddiala yola çıkıyorsanız o zaman Lütfü Türkan konusunda bir adaletten bahsetmek nasıl ortaya çıkar? Yani şehitlerin, şehit yakınları için nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Şehit yakınların hukukunu, adaletini kim sağlayacak? İşte en büyük mesele de o zaman. Yani Hz Ömer gibi dev bir şahsiyetin, sahabe efendimizin bu olayla aynı cümle içerisinde kurulması bile gerçekten bence çok yakışıksız. Ama zamanlaması dönüş... da çok ilginç. Tabii. Yani böyle bir olayın yaşandığı Tabii. dönemde adaletten bahsediyor İyi Parti. Şöyle bir ifade daha bulunayım. Önce biliyorsunuz bu afişlerden önce Ak Parti, eee İyi Parti bu konuda bir video yayınladı. E, biz daha önce Ak Parti gençlik kollarında görev yaparken de izleyenler bulabilirler, tekrar isteyenler de arayarak bulabilirler. Ak Parti gençlik kollarının sen kimsin diye bir videosu vardı. Biz bunu Büyük Kongre'ye doğru giderken Ak Parti gençlik kollarına mensup teşkilat üyelerimizi ...motive etmek için, onlara... ...tarihi bir referans vermek için kurgulamıştık ve... ...bakın o videoyu izleyip sonra bunu izlerseniz... ...aslında oradan birebir çağrışım yaptığını ve... ...buradan adeta intihar yaptıklarını göreceksiniz. Ama şöyle bir detay var. Bakın afişte... ...Adnan Menderes ve Muhsin Yazıcıoğlu yer alırken... Hı hı. ...o videoda... ...tepki çekmemek adına Adnan Menderes'i de... ...Muhsin Yazıcıoğlu'nu da hiç anmamışlar. Ama afişe koymuşlar. Şimdi biliyorlar ki Adnan Menderes'i videoda koysalar... ...Ömer'in yolunda, güya... Hani İyi Parti'nin yoluna çıkarken Adnan Menderes koysalar CHP'yi icitebilirler. Ya da Muhsin Yazıcıoğlu'nu koysalar kendilerini inkar edebilirler. Dolayısıyla evet. bu tür e, acziyetlerin ifadesi aslında böyle e, gençlerin içerisinde bir tabir var. Maçı kazanmak için, gol atmak için klavyenin bütün tuşlarına bastı derler. Yani adeta şu anda İyi Parti kazanmak için, dikkat çekebilmek Hı. için bütün tuşlara basıyor durumda. Ama ben şundan da bahsetmek istiyorum. Yani bu terbiyesizlik, yapılan bu küfür terbiyesizliği İyi Parti'nin artık kurumsal olarak da üzerine yapışmıştır. Çünkü bir genel başkandan beklenen böyle bir hakaretin, böyle bir küfürün olduğunu duyar duymaz bir kere disipline sevk etmesiydi. Hı hı. Şimdi disiplin kurulları niye vardır? Yani sizin bir grup başkan vekiliniz, bir milletvekiliniz, bir parti üyeniz şehidin bacısına hatta şehidin kendisine küfrediyorsa ve siz bunu disiplin kuruluna iletmiyorsanız o disiplin kuruluna ne işe yarar? Şimdi Müsavat Dervişoğlu, şey diğer grup başkan vekilleri bugün diyor ki mecliste ne yapalım asalım mı? Ya asın demiyoruz ama gereğini yapın. Disiplin kuruluna gönderin ve cezasını kesin. İyi Parti ile ilişiğini kesin. Eğer bu hareketi yaptıktan sonra Lütfü Türkkan'ın İyi Parti ile ilişiğini kesmiyorsanız siz İyi Parti olarak bunu kurumsal olarak kabul ediyorsunuz demektir. Evet. Nitekim Meral Akşener'de orada yani burada ağzımı almaktan imtina ediyorum ama çok daha çirkin ifadelerle misliyle mukabele edercesine bir, bir hakaret, bir küfür de kendi ediyor biliyorsunuz. Şeydin abisini. Evet. Yani özür dilemek şöyle dursun. Çok daha galiz ifadelerle e, adeta olayı körüklüyor. Yani özür dilemek, mahcup olmak, disipline sevk etmek, bu olayı kurumsal olarak redmet reddetmek şöyle dursun. Bence İyi Parti artık bu olayı kurumsal olarak sahiplenmiştir. Yani İyi Parti'nin üzerine falan da kalmamıştır. İyi Parti bir tercihle, bir bilinçle bu küfür olayını artık benimsemiştir diye düşünüyorum. Nitekim yani konuştuk az önce... ...Başak Demirtaş'a küfür, hakaret... ...mevzu bahis olduğunda biz onu da tasvip etmiyoruz. Ama söz konusu... ...Başak Demirtaş olunca... ...yani ne kadar naif bir üslupla... ...eleştiren, kadın haklarını güya savunan... ...isim... ...yani şehidin bacısına küfrediliyor. O da şehit bir kadın evet. kardeşimiz. Bu konuda ben şunu da söylemek istiyorum... ...yani kadın hakları savunucuları... ...kadın dayanışma meclisleri... ...sözde sanatçılar neredeler... Ya? Yani vatansever, CHP'liler nerede Allah aşkına? Yani hiçbir şehidin acaba sizde karşılığı yok. Hiçbir şehitler hakkında bir bu konuda dert edinmeyiniz evet. kendinize. Yani maalesef bu konuda CHP de sessiz. Evet. Son bir cümleyle bitiriyorum. Evet. Ee, yine sözcüler Yavuz Ağrılloğlu diyor ki, küfür asla bizim kitabımızda yoktur. Yani şimdi küfür sizin kitabınızda yok da, küfreden, milletin şehidine, kutsalına küfreden biriyle aynı çatı altında milletvekili yapmak kitabınızda var mı? Evet. Şimdi soruyorum yani Lütfü Türkkan o gazi meclisinin çatısının altında nasıl girecek? Millete nasıl vekalet edecek? Hangi yüzde edecek? Seçim meydanlarında, halkla buluştuğunda, esnaf gezerken hangi yüzde vatandaşın karşısına çıkacak? Ya yani millete ne diyecek? Evet. O yüzden yani kitabımızda yok diyorlar da aslında kitaplarına uydurmuşlar. <laughs>